Ondan söz açacak olsak iyilik çiçeği Ayşenine dememiz gerekir onun için. Beyaz başörtüsünün bir bulut gibi dalgalandığı kafasının üzerinde kuşlar geçer. Kuşlar iyilik taşırlar Ayşenineye. Verilen metnin anlatım ilkeleriyle ilgili olarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A. Beyaz başörtüsünün bir bulut gibi dalgalanması ifadesi, sanatlı ve süslü bir söyleyiş olduğu için bu metin yalınlık ilkesine uygun değildir demek doğru olur. Beyaz başörtüsünün bir bulut gibi dalgalanması, başörtüsünü buluta benzetmiştir. Burada bir benzetme yaptığı için sanatlı bir söyleyiş vardır. Sanatlı söyleyişe yer veriliyorsa o cümlede yalınlık yoktur diyebiliriz A doğru. B. Metnin anlatımında tüm sözcükler belli bir mantığa uydu ve çelişkili olmadığı için bu metin tutarlık ilkesine uygundur. Çelişki yoktur metinde dolayısıyla tutarlı diyebilirim. B doğru. C. Metnin okunuşunda söylenmesi zor sözcükler olmadığı için bu metin akıcılık ilkesine uygundur. Söylenmesi zor sözcükler olmadığı için akıcıdır. Bu bilgi de doğru. D Metnin anlatımı samimi bir söyleşte yapıldığı için bu metin duruluk ilkesine uygundur demek yanlış olur. Duruluk ilkesi gereksiz herhangi bir ek veya sözcüğün kullanılmasıdır. Bir cümlede gereksiz sözcük veya ek kullanılıyorsa o cümle duru değildir. Kullanılmıyorsa da durudur deriz. Ancak samimi bir söyleşin olması içtenlik ilkesiyle alakalıdır. Dolayısıyla yanlış bilgi D seçeneğindedir. Birinci kişi ağzıyla anlatım. Yazar kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu tür anlatımlarda ben biz ifadesi vardır. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Yazar genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. Bu tür anlatımlarda o veya onlar ifadesi vardır. Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisinin anlatıcısı diğerlerinden farklıdır? A. Kap karanlık bir odaya geçti. Kim geçti? O o anlatıcısı olduğu için bu cümlede üçüncü kişi ağzıyla anlatım vardır diyebilirim. B yapma dedi. Kim dedi? O dedi. O anlatıcısı olduğu için yine üçüncü kişi anlatım. C böyle bir ortamda asla ders çalışamazsın dediğimde. Kim dedi? Ben. Ben dediğimde. Ben kişisi olduğu için C seçeneğinde birinci kişi ağzıyla anlatım vardır. D henüz bir şey bilmiyorum ama bir iş istiyorum. Ben bu işi yapabilirim. Kendime güveniyorum dedi Yusuf. Dedi. Kim dedi? O dedi. O kişisi olduğu için D seçeneğinde de üçüncü kişi ağzıyla anlatım vardır. Anlatıcısı farklı olan C seçeneği birinci kişidir. Diğerleri üçüncü kişi ağzıyla anlatımdır. Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisinin şahıs kadrosunu eski Mısırlılar oluşturur? A. Günümüzde Mısır'ı ziyaret eden turistler Gizre'deki piramitleri gezerken bu görkemli yapılar karşısında hayretlerini ve beğenilerini gizleyemiyorlar. A'da şahıs kadrosu turistlerdir. B. Çöllerin arasına sıkışmış ekilebilir bereketli topraklar. Mısır'a bereket getiren görkemli Nil Nehri. Eskiler nehrin kaynaklarını da tropikal iklimini de bilmiyorlar ve bu nedenle amansız kuraklıktan sonra Haziran'dan Ekim'e kadar suları kabartıp bereketli bir mil yayan taşkın karşısında hayran kalıyorlardı. Kim hayran kalıyordu? Eskiler yani Mısır'da yaşayan eski insanları söylüyor. Dolayısıyla doğru cevabın B seçeneğidir. C. Mısır birbirinden kolaylıkla ayrılabilen iki kısma bölünüyordu. Nehrin sağında ve solunda dar ama verimli topraklardan oluşan vadi ve tarımla uğraşanlar için gerekli her koşunun bulunduğu sulak bereketli delta vardı. Burada Mısır'ı söylüyor. Dolayısıyla C seçeneği de olmaz. D. ilerleyen yıllarda bulunan kalıntılar, açığa çıkarılan mezarlar ve çözülen Mısır yazısı bu uygarlığın aslında düşünülenden daha görkemli olduğunu açığa çıkarttı. D'de de Mısır yazısı Vardır. Dolayısıyla şahıs kadrosu eski Mısırlılar olan B seçeneğidir. Onlar yavaş yavaş David'in gözleriyle dünyaya bakmaya başladılar. Dağlara seslenen, tatlı anıları okşayan, keman seslerini uzun yaz akşamları boyunca dinlediler. O zaman kıvırcık saçlı küçük çocuklarının çaldığı müziği dinliyor gibiydiler. İşte holiler bunları öğrenmişler ve duyup öğrendiklerini yüreklerin derinliklerine saklamışlardı. Verilen bilgilere göre bu metnin anlatımı ile ilgili olarak yargılardan hangisine varılabilir? Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır demek yanlış olur. 2. Tanrısal bakış açısıyla yazılmıştır demek doğru. Parçanın girişinde onlar yavaş yavaş David'in gözleriyle dünyaya bakmaya başladılar derken kahramanların aklından geçenleri bilir. Açıklamada anlatıcı kahramanlarının gönlünden ve kafasından geçenleri okuyabilir diyordu. Dolayısıyla bu bilgiden yola çıkarak ilahi bakış açısı vardır diyebilirim. Cevaplarımdan bir tanesi 2. 3. birinci kişi ağzıyla anlatılır. Birinci kişide yüklem ben veya biz şeklindedir. 4. üçüncü kişi ağzıyla anlatılır. Üçüncü kişide yüklem o veya onlar kişileridir. Başladılar kim? Onlar dinlediler kim yine aynı şekilde onlar onlar kişisiyle anlatıldığı için üçüncü kişiyle anlatılmıştır diyebilirim dolayısıyla doğru cevabım 2 ve 4 d seçeneğidir